Merhaba arkadaşlar bu videomuzda kimyasal türler arası etkileşimlere ait 11. testi çözeceğiz. İlk sorumuza baktığımızda diyor ki oda koşullarında metan ve karbon metan gaz karbon ise katıdır. Yani şunu söyleyebilir miyiz? Bu adamın kaynama noktası bu ya da erime noktası kaynama noktası artık ikisi için de söylüyoruz. Bundan büyüktür yani hem erime noktası hem de kaynama noktası karbon disülfür büyüktür metandan. Niye? Çünkü bu adam Önce erimiş sonra kaynamış. Bu hala katı halde. Yani erime noktasına bile ulaşmamış. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Bunun etkileşimi kimyasal türler arası etkileşimi yine bu adamdan daha güçlüdür. Karbon disülfür büyüktür metanda. Şimdi şunu söyleyeyim. Karbon disülfürün şekli şu şekildedir. Zaten bütün hidrokarbonları hangi özelliği gösterir? Apolardır. Karbon disilfirin de molekül şekli bu şekildedir. Merkez tane elektron çifti yok ve bunlar birbirlerini eşit güçle çektiklerinden herhangi bir kutuplaşma yok. İkisi de apolar. İkisi de nedir? İndüklenmiş dipol ya da geçici dipol dediğimiz anlık dipol dediğimiz olayı gösterir. O zaman karbon disülfür moleküllerinde anlık dipoller daha kuvvetlidir. Evet bu adamın etkileşimi daha güçlüdür dedik. Doğru. Meta moleküller arasındaki London kuvvetleri bu adam karbon disülfürden daha küçüktür ifadesi yine doğru. Bu bundan daha zayıftır. Ka metan ile karbon disülfü arasında dipol dipol demiş. Hayır indüklenmiş dipol. indüklenmiş dipol ya da diğer ismiyle London etkileşimi gözlenir. O zaman yanlıştır cevap 1 ve 2'dir. Aşağıdaki moleküllerden hangisi kalıcı dipol karaktere sahiptir diyor. Karbondioksitin şekli şu şekildedir. İki taraftan oksijenlerle eşit çekilir. Merkez atomda elektron çifti yoktur. Bu nedir? Apolardır. Biz kalıcı dipol alırsak, kalıcı dipol kimlerde vardır? Polarlarda vardır. Bütün hidrokarbonlar apolardır. Yani karbon ve hidrojenden oluşan bütün bileşikler için bu apolar. Bu apolar. Oksijen zaten yine apolar bir moleküldür. Oksijen oksijen arasında bağ var. Fosfor trikloru diyor. Fosfor biliyorsunuz ki elektron dizilimini yaparsak 2, 8, 5 fosforun üstünde 2 tane nokta kalır. Klorlar da bu şekilde bağlı. Merkez atomun üstünde elektron çifti olduğu için bu adam bu bileşik polardır. Zaten görüyorsunuz bağlar da birbirlerini yok edecek şekilde dağılmamışlar. Üçü de aşağıya doğru çekiyoruz. O zaman cevap değişiklidir. Bor 3A grubundadır. Biliyorsunuz ki 2'ye 3 ve 3 tane hidrojene bu şekilde bağlanır. Şimdi ne yapıyorduk? Şurada aralar 120 dereceyle dağılıyordu. Şunla şunun bileşkesi tam buradan hidrojen oluyordu. Bu bunun etkisini yok ediyordu. Yani bu adamın bileşiği de borun bileşiği de yine apolar karaktere sahiptir. Üçüncü soruya baktığımızda diyor ki verilen sıvı çözülen hangisinde karşısındaki maddenin iyi çözmesi beklenmez Kimyada kural vardır. Biliyorsunuz ki benzer benzeri çözer. Polarlar. Polarlarda apolarlar apolarlar da iyi çözünür. Evet bu bileşik apolar bu bileşik apolar o zaman birbiri içerisinde iyi çözünür. Bu polar bir bileşiktir. Bu da bir polar bir bileşiktir. Ekstradan şunu da söyleyeyim. Bu bileşiğin içerisinde hidrojen bağı var. Burada da hidrojen bağı var. O hidrojen bağı da ekstra çözünürlük sağlar. Bunlar birbiri içerisinde iyi çözünür. Evet su polar bir bileşiktir. Bu iyonik bileşiktir. İyonik bileşikler biliyorsunuz ki suda iyonlaşarak çözünürler. Karbon, hidrojen başka bir element varsa polardır. Karbon, hidrojen başka bir element varsa yine polar özellik gösterir. Ya da istiyorsanız şeklini çizebilirsiniz. İşte şu klorların gücü eşit olsa bile şunların gücü eşit değildir. Burada bir kutuplaşma, bir polarlık olur. Bunlar yine birbiri içerisinde iyi çözünür. Bakın hidrokarbondur. Hidrokarbonlar apolardır. Amonyaksa polar bir bileşiktir. Polarla apoların birbiri içerisinde iyi çözülmesi beklenmez. Pardon arkadaşlar. Dördüncü soruya baktığımızda yukarıdaki bileşiklerden hangilerinin yoğun fazla kendi moleküller arasında hidrojen bağı etkinler evet, hidrojen bağı vardır. Hidrojen bağı nedir? Hidrojenin flor, oksijen ve azotla bağ yaptığı bileşiklerde görülen etkileşim türüdür. Burada zaten hidrojen yok. Hidrojen bağı olmazsa mümkün değildir. Evet burada hidrojen ve oksijen var ama dikkat ederseniz hidrojenler oksijene bağlı mı değil mi onu incelemeniz lazım. Hayır burada hidrojen bağımız yoktur. Çünkü oksijenle hidrojen arasında bağ yoktur arkadaşlar. 5 soruda diyor ki aşağıdaki bileşiklerden hangisinin moleküller arasında hidrojen bağı bulunmaz? Hidrojen ile oksijen birbirine bağlanmış. Hidrojen azota bağlanmış. Az önce de söyledik hidrojen flor, oksijen o azot fon dediğimiz bu üç elemente bağlıysa hidrojen bağı vardır. Yine bakın burada hidrojen oksijen birbirine bağlı. Burada yine Oksijenle hidrojen birbirine bağlı yani şu bileşiği çizersek daha açık haline çizersek şöyledir. Bakın şurada hidrojen bağımız vardır. Bunu çizersek karbon ortada 3 tane hidrojen bağlı. Bir tane de flor bağlı. Bakın hidrojen flora bağlı değil. Yani aynı bileşin içerisinde olması önemli değil. Hidrojen bu adamlardan birine direkt bağlı olması gerekiyor. Et x, y, z, t elementleri periyodik cetvelin 5A grubunda bulunmaktadır. Bu elementlerin hidrojenli bileşikten kaynama noktası periyot numarası grafiği yukarıda verilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Evet arkadaşlar normalde periyot numarası arttıkça kaynama noktası beklenen bir durumdur. Ama bu periyodu en küçük olan bileşiğin kaynama noktasının büyük olma nedeni yani az önce söyledik hidrojen bağı vardır. Hidrojen bağı etkindir. Hidrojen bağı için şunu söyleyebiliriz. Zayıf etkileşimlerin en güçlüsüdür. Yani normalde mesela suyunda suyun olduğun, bulunduğu bileşik orada oksijen var. Aşıya inildikçe kaynama noktası artması beklenirken bakın şu 3 adam uyuyor ama bu baştaki adamlar yani bileşikler uymuyor. Bunların uymama nedeni hidrojen bağı olmasıdır. Bunu 5A grubundaki azot yapıyor. 6A grubundaki oksijen ve 7A grubundaki flör yapıyor. Evet, diyor ki buna göre yani bu grafiğin bu şekilde olma nedeni nedir diyor. XH3'ün molekülleri arasında hidrojen bağı vardır. Doğrudur. ZH3 molekülleri arasındaki van der Waals kuvvetleri YH3'ten daha büyüktür. Evet bakın. Şimdi bu adamlarda hidrojen bağı yok. Bu adamlar polar, polar, polar. Bu adam hepsinde dipol dipol etkileşimi vardır. Şimdi dipol dipol etkileşimi olduğu için dipol dipol'da geçtik. O zaman çünkü üçünde de aynısı var. Bir de bu bileşiklerde London vardır. London biliyorsunuz ki herkeste vardır. E evet, bu bileşim bundan ya da bunun bundan büyük olma nedeni bundaki London etkileşimlerinin ya da van der Waals etkileşimlerinin daha büyük olması ifadesi de doğrudur. TH3 moleküller arasındaki etkin kuvvet indüklenmiş dipol indüklenmiş dipoldür. Bakın TH3 dediğimiz şurası. Şimdi buradaki etkin olan yani etkin demek güçlü olan bu mu daha güçlüdür, bu mu daha güçlü dersek bu adamdaki etkileşim türü indüklenmiş ifadeler olması, olmamalıydı. Dipol, dipol etkileşimi olması gerekiyordu arkadaşlar. Cevap 1 ve 2'dir. 7. soruya baktığımızda yukarıda verilen birleşiklerin kaynama noktalarının karşılaştırması aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Üçünde de hidrojen bağı var. Onu belirtelim. Ama su için şöyle bir şey söyleyelim. Evet bakın su iki tane hidrojen bağı oluşturuyor. Bir şuradaki bir de şuradaki bir şeyden elektron çiftiyle etkilenerek iki tane hidrojen bağı oluşturuyor. Yani şöyle söyleyeyim. Şu hidrojen şunla etkileşse şu hidrojen de şunla etkileniyor. Bunda iki tane hidrojen bağı var. Birer tane hidrojen bağı var. Bunun elektron çifti daha fazla ama burada hidrojen sayım ne? Bir tane o zaman burada bir hidrojen bağ oluyor. Yine amonyak için çizersek. Burada hidrojen bağ, yani hidrojen sayım fazlayken şöyle tipisine koyalım arkadaşlar. Bakın yine şurada şurada bir tane elektron çiftim olduğu için bir tane hidrojen bağ oluyor. Burada iki tane hidrojen bağ olduğu için su en büyük onu belirteyim. Geldik bu iki molekülü kıyaslayacağız. Şimdi bu iki molekülü kıyasladığımızda bu bileşiklerde hidrojen bağı etkin. ikisi de eşit dedik. O zaman e, ikisi polar dipol dipol de, etkin, etkin, yani dipol, dipol de aynı. Londona bakacağız. Kime mol kütlesi daha büyükse o daha büyüktür. Evet, bu periyodik tabloda daha sağda olduğu için bu adamın kütlesi bu adamın kütlesinden daha büyük oluyor. O zaman ne olacak? ikinci yani ikinci bileşiğimiz olacak. Ondan sonra da üçüncü bileşiğimiz olacak. Tekrar söyleyeyim. İlk ilk hidrojen bağ sayısına baktık. Bu en büyük oldu. Daha sonra da mol kütlesiyle doğru orantılı. Aslında burada mol kütlesi verilseydi. Hidrojenin ağırlığı 1, azotun ağırlığı 14, florun ağırlığı 19. Yani topladığımızda bunun molekül kütlesi 20 çıkar. Bununkini ise 17 çıkar. O zaman ne olacak? 1 büyük, 2 büyük, 3 olacak arkadaşlar. Aşağıdaki taneciklerden hangisi hidrojen sülfür ile dipol indüklenmiş dipol etkileşimi oluşturur? Hidrojen sülfürü biliyorsunuz ki şöyle çizersek 6A grubunda olduğu için bu adam polardır. Yani dipol kısmını bu adam yapacak. O zaman bize indüklenmiş dipol kısmını halledecek bir bileşik lazım. İndüklenmiş dipol kısmı da kimlerde olur? Apolarla olur. O zaman biz şıklardan apolar bir bileşik arayacağız. Evet bütün hidrokarbonlar apolardır. O zaman cevap A şıkkıdır. Bu polardır. Yine su polar bir bileşiktir bu iyonik bileşiktir. Bununla bu etkileşim ise dipol iyon. iyon dipol etkileşim olur. Yine bu da polardır. Bizim aradığımız bileşik A şıkkındadır. Et 9'un soruya baktığımızda yukarıdaki su molekülleri için bir numaralı bağ et içerideki bağ kovalent bağdır. Doğrudur. 2 numaralı bağ güçlü etkileşim. Şu iki numaralı bağ hidrojen bağdır. Hidrojen bağda zayıf etkileşimdir. Yanlış olmuş. Bağ sağlamlığı bu güçlü bu zayıf olduğu için 1 büyük 2 olması lazım. 2 numaralı bağ hidrojen bağdır. Evet az önce söyledik bu da doğrudur. Cevap 1 ve dörttür arkadaşlar. 10. soruya baktığımızda diyor ki Amonyak bileşiği ile ilgili hangileri doğrudur? Moleküller arasında polar kovalent bağ vardır. Amonyağın şeklini çizersek Farklı metaller arasında oluşan şu bağların her biri polar kovalent bağdır doğrudur. Kalıcı dipol karakter gösterir. Polar bir bileşiktir. Polar bileşik olduğu için kalıcı dipol karakter gösterir. Doğrudur. Sıvı halde metil alkol molekülleriyle hidrojen bağı yapar. Burada hidrojen bağı var. Yanına gelen adamda da hidrojen bağı olduğu için bu ikisi birbiri arasında hidrojen bağı oluşturur. 11. soruya baktığımızda diyor ki aşağıda formülleri verilen moleküllerden hangisinin yoğun fazında tanecikler arasında etkin olan kuvvet dipol dipol etkileşimidir. Yani en güçlü etkileşimi dipol dipol olacak. Burada gördüğünüz oksijenle hidrojen birbirine bağlı en güçlü etkileşimleri hidrojen bağdır. Karbondioksit bu şekildedir. Apolar bir bileşiktir. Apolar bir bileşik olduğu için indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol olur. Bu da olmadı. Yine bu da apolar bir moleküldür. Apolar olduğu için indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol ya da London vardır. Evet, tuz ruhunda görüyorsunuz buradan hidrojen çekiyor, buradan klor çekiyor, burada bir kutuplaşma vardır, bu polardır, burada ne etkileşimi vardır, dipol, dipol etkileşimi vardır, burada da iyonik bağ vardır arkadaşlar. 12. soruya baktığımızda yukarıda verilen organik bileşikten kaynama noktadan büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisi de Bileşikleri incelediğimizde üçü de hidrokarbon. Yani karbon ve hidrojenden oluşuyor. O zaman bu bileşiklerin üçü de apolardır. Apolarlarsa bunlarda London etkileşimi vardır. London etkileşimi biliyorsunuz ki mol kütlesi ile doğru dallanma ile ters orantılıdır. O zaman önce mol kütlesine bakarsak burası 1, 2 karbon var. Burada 1, 2, 3, 4 karbon var. Burada 1, 2, 3, 4 karbon var. O zaman bir en küçük olacak. Onu belirtelim. Çünkü iki molekül kütlesi en küçüktür. Önce molekül kütlesine bakılır. Daha sonra dallanmaya bakılır. Bakın bu bileşikte hiç dal yok. Dümdüz gidiyor. Buradaysa ne yapmış? Bir tane dal çıkmış. Dallanmayla ters orantılı. O zaman dallanması olan bileşik daha küç küçük olacaktır. O zaman iki en büyük olacaktır. 2, 3, 1, 5 şıkkındaki gibi olur arkadaşlar. Testimiz burada bitmiştir arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.